Şöyle aydınlığı da açtığımıza göre başlayabiliriz. Enerjik bir günden hepinize selamlar sevgili dostlarım. Bugün de sizlerle beraber Uğur abiyle konuştuğumuz bir konu hakkında bilgilendirme yapacağım. Umarım video çok başarılı ve güzel olur. Az önce abinin yanına odaya girdiğimde abi dedim nasılsın iyi misin? İyiyim dedi. Ben de dedim ki abi dedim borsaya yatırım yapan kendini 1-0 kurtarmıştır dedim. Değer yatırım odaklı olup, büyüyen şirket odaklı olup, çalışan şirket odaklı olan kişiler bunlara yatırım yaparsa, kişiler derken şirketlere bu kişiler yatırım yaparsa gerçekten kendini ufak da olsa kurtarmış olur. Abim direkt yapıştırdı cümleyi. 1-0 değil 2-0 kurtarmış olur dedi. Kendisi zaten coinlerle ilgileniyor. Parantez açıyorum coin değil. Bir ara söylemiştim birine. Abin ne iş yapıyor demişti. Coinci demiştim. Baktım dedi ki büyük baş küçük baş hangisi? Coinlerle ilgileniyor. Kendisi bile yani o piyasanın içerisinde olmasına rağmen o da borsaya değer yatırım odaklı şirketlere yatırım yapıyor. Bu şekilde ilerliyor. Ben de bunu konuştuk bugün biraz bizim abilerle. Uğur abi bana birkaç şey söyledi böyle. Ben de bunu sizle paylaşmak istedim. Gerçekten çok kafama yattı. Hatta buradan açayım size biraz okuyayım bunu. Güzel bilgiler var. Şöyle başlıyorum. Gerçekten bir yatırım mı yapmak istiyoruz borsada? Gerçek bir yatırımcı mıyız biz? Bunu kendimize ilk önce bir sormamız lazım. O zaman istikrarlı gelişen ya da istikrarlı temettü veren veya istikrarlı FOVÖK'ünü artıran, satışlarını artıran şirketlere yönelmek, yatırım yapmak mantıklı bizim için. Bir anda Uğur abi şöyle dedi. Kardeşim dedi 25 yaşında evlenen bir erkek veya kadın, biz kadınlar üzerinden ilerleyelim. Çünkü onlar birçoğu çalışmıyor vesaire ev hanımı. Eşlerinden aldığı ufak paralarla birikim yaparlarsa eğer 20 yıl veya 25 yıl sonra ciddi manada alacakları maaştan veyahut da sigortası yatıyorsa, işi yatırıyorsa bilmiyorum. Alacakları o sigortadan daha fazla bir paraya sahip olup çok güzel bir hayat yaşayabilir diye devam etti. Bunu anlattı bu şekilde. Nasıl bir mantık olacak burada? Kira geliri tarzında bir mantık. Yani temettü mantığıyla hareket ederse bunu başarabilir diye düşünüyorum ben de. Değer yatırımı odaklı olursa. Tabii ki de burada bazı profesyoneller vardır. Veyahut da teknik eğitim alan, temel eğitim alan veya kendine güvenen kişiler. Tabii ki de bunlar günlük trade ederek veya haftalık trade ederek daha iyi potansiyellere ulaşabiliyorlar. Ama dediğim gibi altını çiziyorum. Yani bayağı başarılı olmuşlar. Piyasayı artık aktif olarak çözmüşler. Bunlar bu yolda ilerliyor. Ama dediğim gibi eğer bu tarz bir yatırımcı modelini benimsiyorsanız burada ne yapacaksınız Uğur abin dediği gibi temettü odaklı, değer yatırımı odaklı ilerlersiniz. Gerçekten ciddi manada çok paralar kazanabilirsiniz. Altını çiziyorum. Hep ben de sordum Uğur abi dedim. Peki yani bu tarz şirketler nasıl oluyor? Yani temettü veren şirketler neler veyahut da çalışan şirketler hangileri diye sordum. Bunu altını çiziyorum. Yatırım tavsiyesi veya yatırım mantığıyla algılama dedi ve algılamıyoruz hiçbirimiz de. Bunları şu şekilde sıraladı. Şişe'yi söyledi bana mesela. Ereğli'yi, Turkcell'i, Tekfen'i, Kozal'ı, Migros'u, Aselsan'ı, Enka'yı, Hektaş'ı, Koç'u, Kardemir'deyi, Alerko'yu vesaire bunları söyledi bana. Ben de teşekkür ettim. Dedim böyle bir video çekelim mi? İnsanları bilgilendirelim, arkadaşlarımızı bilgilendirelim. Değer yatırıma, temettü odaklı olurlarsa ilerleyen zamanlarda ciddi manada çok iyi karlar elde edip veyahut da ciddi manada temettü geliri elde edeceklerini söyleyebilirim. Peki bu nasıl olacak? Yani her ay mesela ev mi alamıyor musun mesela? 300-500 biriktirip kenara atıp bu tarz şirketlere yönelip hisse senedi alabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Değer yatırıma odaklı olabilirsiniz. Veya çalışan şirket odaklı olabilirsiniz. Böyle bir yatırım tarzını, mantığını benimsemek güzel. Tabii ki de kendinize güveniyorsanız, profesyonelseniz. Burada traderların da çok ciddi manada paralar kazandığını da söylemem gerekiyor. Ama dediğim gibi ben büyüyen şirket taraftarıyım, inceliyorum böyle. Bunlar daha güzel oluyor, bana geliyor. Tabii ileride trade'i öğrenirsek, onun üzerine de çalışıyorum. Kendimizi geliştirirsek, zamanında trade'den de çok ciddi paralar, günlük çok iyi rakamlar ulaştığımızı da biliyorum. Tabii dediğim gibi burada belli bir oranda paranızı risk etmişseniz veyahut da trade'e ayırmışsanız bu şekilde ilerlemeniz de sizin için mantıklı olacaktır. Tabii altını çiziyorum. Belli başlı eğitimlerden geçerek bunları yapmanız daha iyi. Peki hocam eğitim alamıyorsak mesela bunda da düzenli temettü veren şirketlerin çok ciddi manada fiyatlayıp veya fiyatlamadığına bakarak bu yatırım tarzıyla hareket edip bu yatırım mantığıyla hareket edip güzel paralar da kazanabilirsiniz. Bu videomuz böyle olacaktı. Bir şeyler anlatmaya çalıştım. Bir şeyin farkındalığını oluşturmak istedim. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Yayınlarımıza, eğitimlerimize devam edeceğiz. Katıldaki eğitimleri de aynı şekilde devam ediyorum. Hepinize hayırlı günler dilerim. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız.